Birlikte söz söylüyoruz gece ajansımızın masasında. Önemli konuklarımızı da Akit TV ekranlarında, bu temiz ekranlarda gece ajansında ağırlıyoruz. Bugün de çok önemli bir konumuz var yine. Emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki gerçekten söylediğinize aynen katılıyorum. Ve halkımıza bütünleşerek, yani doğruyu, gerçeği ve hakikati onlardan yana olduğumuzu ifade etmeye çalışıyoruz. Ben müthiş bir keyif alıyorum, onu söyleyeyim. Dediklerimizi halkımıza mutlaka iletiyoruz. Yani biz herhangi bir komplo teorisyeni değiliz. Ama mevcut sistemin arkasındaki aynanın sırrını çıkararak, aynanın arkasına bakarak bir şeyler olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz. Evet. Ben de size bu ekranlarda, bu temiz ekranlarda bazen paşam diyorum, bazen komutanım diyorum. Bakın hem kiminize sığınarak hocam diyorum. Anadolu'dan mesajlar geliyor. Estağfurullah. Kimisi hocam gelecek mi perşembe diyor. Kimisi komutanımız olacak mı bu perşembe diyor. Büyük bir keyifle kimisi, ben her türlü. Kimisi de efendim komutanımız olacak mı diyor. Evet, her perşembe sevgili izleyiciler, Profesör Doktor Esat Arslan teveccüh buyuruyor, geliyor, katılıyor. Yani. Engin bilgilerinden bizi yararlandırıyor. Biz de size ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Bir aracı olmaya çalışıyoruz. Evet. Peki komutanım, ne oluyor böyle? Dilan Polatlar, Engin Polatlar, diğer taraftan Seçil Erzanlar. Şimdi burada görüyorsunuz AÖF sınavında içeriye alınmayanlar. İşte 28 Şubat öncesini mi böyle hatırlatıyor? Evet, 28 Şubat öncesi biliyorsunuz bir de Şeyh Said olgusunun arkasında durmaları. Bir de biliyorsunuz Piyade Okulu'nda 3 tane Teğmenler Cuntası diye bir gazete bugün şey yapmış. Yani bu olgu tabii idari olarak bir soruşturma safhasında olduğu için biz sadece olanları ifade etmeye çalışıyoruz ama baktığınız zaman biraz evvel söylemeye çalıştığım gibi aynanın arkasındaki bu mantaliteyi görüyoruz. Evet. Yani bu mantığı görüyoruz. Ama bu arada yine görüyoruz, yani bunlar bal tutan parmağı yalar gibi, özellikle mahalli seçimleri içerisinde insanın aklının hafsalasını almayacağı daire miktarını kendilerinin üzerine geçirmiş birçok milletvekilleri var ama dediğiniz gibi bu kadrolar içerisinde oluyor. Bu galiba halkımızın gözünden kesinlikle kaçmıyor. Yani önce bana sonra bana, yani değil, yani önce vatan mantığını ortaya koyanlar ama önce cep diyorlar. Bu çok önemli. Önce cebini düşünüyorlar. Evet, hele bu şeyde ama halkımızın büyük bir kısmı bu konuda ki bir sürü biliyorsunuz spekülasyonlar olan geleceği okumada bir takım dara düşürebileceği, hatta bugün bir şey çok güzel söyledi bana. Dedi ki hocam bugünü gene iyi geçirdik ama yarın bundan daha kötü olacak gibi bir mantığın egemen olduğu olguyu görüyoruz. Ama bir tarafta da insanlar yani sanki Sodom Gomorre demeyeceğim ama Roma'nın son günleri gibi, evet. Yani bir daha mı geleceğiz dünyayı, paraları işte her yere basıyorlar, yani görüyorsunuz. Yani burada bunu tabii ki özellikle günlük iaşesini çıkartma peşinde olan halkımız tarafından bunlar tabii çok da hayır hah bir şekilde karşılanmadığını söylüyoruz. Yani bizim Türk milleti çok sabırlıdır. Sabırlıdır, bekler ama patlamaya geldiği zaman, o sosyolojik bir olay olarak algıladığımız zaman önünde hiç kimse duramaz. Yani maalesef yapanın yanına kar kalmayan bir sistemi ülkemizde egemen kılmamız lazım. Yani bu bence en önemli, yani yapmamız gereken konulardan bir tanesi bu. Yani yapanın yanına kar kalmayan, güçsüzün, dediğim mazlumun egemen olduğu, mazlumun haklarının ortaya konduğu bir sistemi Türkiye'nin önüne koymamız lazım. Halkımız bunu çok hak ediyor ve vereceğim bir halkımız var. Her şeyi görüyor ve de yanında duruyor. Haklının yanında duruyor. Zannediyorum yani bir felsefi açıdan baktığım zaman da bunları görüyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde
herkesin doğru yola sevk edildiği bir sistematik olur. İnşallah. Bir sistem olur. Yani bütün şeyimizi ama sizin de çizmiş olduğunuz bütün bu şeyler içerisindeki gördüğümüz zaman pek de iyi şeyler görmüyoruz ya da gösterilmiyor. Yani insanın aklı hafsalası almıyor. Yani bakıyorum diyor ki 484 tane dairesi var. Adam işte biraz evvel söylemiş olduğunuz partiye çaycı olarak gitmiş. Şimdi 489 tane, 8 tane şeyi var falan bu. Bu zaman dilimi içinde nasıl olur? Ben bilmiyorum. Yani biz işte tırnaklarımızla çalışıyoruz. Yani yıllardır çalışıyoruz. Vücudumun 6 parçasını verdim. Bu iş nasıl oluyor? Yani adam çaycı giriyor. Bu tarafta 484 tane, 8 tane petrol istasyonu, bilmem nesi falan filan. Bu işler nasıl oluyor? Yani bilmiyorum. Yani bu herhalde şey var Amerika'da. Bir söz vardır ya, çok laf haramsız, çok laf yalansız, çok mal fazla mal haramsız olmaz. Bu ama hep öyle biliyorsunuz, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın eski halini biliyorsunuz, evet, yani evet. Çok böyle programlar yaptınız, yani insan böyle bir çete gibi gelip böyle yani yerel yönetimleri bayağı ciddi bir şekilde düşünmek lazım. Yani hakikaten cebinde akrep olan adamları değil. Yani bu halka bir şeyler verecek olan insanları seçip onları başımıza geçirmemiz lazım. Benim şahsi kanaatim, bir seçmen olarak ifade etmek istiyorum. Bunu paylaşmak istedim. Yani böyle bir duruma evet. Doğru gidiyoruz. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yani orada Gazze için çocuk ayakkabılarını koymuşlar. Evet, evet. Bu neden engellenir sizce? Yani anlamakta güçlük çekiyorum. Ben engellenen birçok şey var. Bugün evet. Böyle bakıyorsunuz. Yani çocukla şu bir şey var. İsim söylemek istemiyorum ama bir basın erbabının efendim karşısına koyduğunuz zaman, yani Gazze'deki bugün savaş eden Hamas güçlerini bile hala işlerine sindiremediler. Yani Hamas'ın hadi bir tarafa bırakıyorum. Bu bir inanç meselesidir. Ki bizim bulunmuş olduğumuz kanal budur. Bir mücahit örgütlenmesi olduğunu, değil mi efendim? Hamas'ın söylüyoruz. Şimdi bir soru sorayım bununla alakalı. Filistin halkı yerine kendimizi koyalım. Evet. Şehit ediliyoruz. Çocuğumuzu, parçalarını poşetlere topluyoruz. Kasaptan et alırcasına evet. Yapıyoruz doğru. Bunu. Kendimizi yerine koyuyoruz. Evet. Bir yer tarafta annemizi kaybediyoruz, kardeşlerimizi kaybediyoruz. Onların parçalarının her bir yerinde gözümüzün önünde. Ama biz diyoruz ki Mahmut Abbas değil, Hamas bizi temsil etsin diyoruz. Tabii. Bizim Türkiye'dekiler de bizden olanlar diyor ki ya, efendim Hamas teröristtir diyor. Ve bunun üzerine gidiyor. Şimdi iki tane tarihçi biliyorsunuz, tarihin arka odasındaki bir tane de gazeteci. Hani evet. Gazeteci büyük, ikisi arasında isim söylemeden ifade etmek istiyorum. Yani herkes bildiği için tarihin arka odasının iki tane figüratif olgusu. Bir taraf diyor ki ama diyor Hamas sivile saldırdı diyor. Şimdi bu nerede saldırdı? Yani sivile saldırdı. Peki İsrail terör devleti kime saldırıyor? Ya kardeşim, yani Hamas'ın 2006'da hep söylüyoruz Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılmış olan bir seçimi kazanmış. Paşam. Ve 76 tane milletvekili çıkartmış, bir devlet meşru. Sistematini meşruiyeti ortaya koymuş. Yani geliyorsunuz ve de büyük büyük gazeteci olduğunu ifade eden insanlar. Ama onlar sivile saldırdı diyor. Paşam, o festivalin yapıldığı yerde evet. İsrailliler demedi mi? Bize Hamas hiçbir şekilde saldırmadı. Evet. Bize yayılma ateşi evet. Uçaklardan, helikopterlerden burada geldi. Burada da gösterdik yani. Burada tamamıyla. Sizinle beraber ilk daha iyi yani, günler göstermedik evet, mi? Buradan gösterdik. Hani ilk saldırdıkları dedikleri tabii, andan tabii, itibaren. Tabii tabii. Müzik festivali içerisinde evet. Yaptıkları tamamıyla. Evet. Hiçbir şeyi yapmadan. Bunu daha önce de Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı kendi 52 tane efendim mülteci konumuna girmiş olan efendim şeyini kullanmak için kaplan pençesi operasyonu yaptı. Onlar da böyle darmadağın oldular. Yani nereye saldıracaklarını, yani bir suç icat ederek Hamas'ın üzerine ortaya koyuyor. Hamas'ın işte desteğinde olan, özellikle Gazze'den değil mi, gelen arkadaşlarımızla beraber, sizle beraber programlar yaptık. Yani şimdi elinizi vicdanımıza koyalım. Bu arkadaşlarımızın hepsinin ortak özelliği neydi? Hepsi üniversite mezunu. Muhammed Deif'e bakıyorsunuz. 3 tane Muhammed Deif dediğimiz, yani bu şu andaki Filistin devletinin, yani Hamas'ın efendim genelkurmay başkanı.
Ortak operasyon odasını yöneten kişi. 3 tane şey var. Yüksek lisansı var. Birçok mühendisler var. Yani şimdi bakıyorsunuz, biraz sonra herhalde söylüyoruz. 10 tane subay, 1 yarbay, 4 binbaşı, teğmen öldürüldü. Yani Hamas'ın yapmış olduğu kıymetli operasyonlar. Başkan, bunlar dedikleriniz akademisyenler. Evet. Hani bunlar akademik. Çoğu zaten şöyle. Filistin'in eğitim oranı %99. Bakın dünyada yok bu oran. Evet. İyad Ebu Nasır'ı burada biliyorsunuz davet ettik. Burada işte ağırladık hep birlikte. Tabii. Ya bu mahkum dedikleri kişi 3 lisansı var, doktorası var. 3 ve 4 dil biliyor. Evet. Sizin mahkum dedikleri kişi. Evet. Yani oradaki hücreyi hiraya çevirmiş olan bir kişi. Yani bu mantığı anlamakta güçlük çekiyorum. Ama onlar sivile saldırdı. Ya kardeşim, 7 Ekim 2023 tarihinde savaş başlamadı. Yani 7 Ekim'de efendim ne yaptı? Hatta sizin doktriner yapınızla cevap vereyim. Efendim Amerikalıların efendim Bush'tan itibaren uyguladıkları, daha önce de Baba Bush'un uyguladıkları preventive strike dediğimiz bir olgu vardı. Ne dedi? Önleyici taarruz. Evet. Önleyici taarruz Baba Bush'un şeydi. Ama oğul Bush'la, yani Bush'un biliyorsunuz George W. V. vardır. Walker Bush'un ortaya koymuş olduğu hayır baba dedi ona. Evet. Yeni bir şey yaptı. Preventive strike. Yani şimdi sen duruyorsun burada, oturuyorsun. Preventive strike de şu. Taarruzda ön alma. Ben sana bir tane çakıyorum. Sen zihninden bana taarruz etmeyi düşünüyordun. Ya kardeşim, bunu zaten sen yapmasan, bunu elinde sonunda adını koyalım, yani dediğimiz Aksa tufanı koydu Hamas. Evet. Ama sen zaten bunu demir kılıçlar operasyonu zaten yapacaktın. Ya adam bunu hissetti. Aksa bunu yaptı. Tufanı tahrir operasyonu. Yani diriliş. Tabii Aksa tufanı sen efendim onlar sivillere saldırdı. Hayır, sivillere saldırdı diye mantığı koyamazsın. Şimdi yönetmenimiz bir görüntü hazırlıyor. Evet. Bakalım Hamas kime saldırıyor? Evet. Efendim sivillere mi saldırıyor yoksa neye saldırıyor? Yönetmenin bir görüntü vardı ya, hazırlayacaktınız. Onu bir alalım. Bakalım. Şey işte tankları gösterdiniz biraz sonra. Onları RPG. Bir alalım. Bakalım, evet. Bakalım nereye saldırıyor bu Hamas? Evet. Bizimkiler bir görsünler, evet, hep birlikte. Tankın, yani bu Türkiye'nin en büyük gazetecileri tartışıyor. Ama evet, sivillere saldırdı. Ne demek sivillere saldırdı ya? Neyin sivillere saldırdı? Sen yılbaşından bu yana kadar, yani 7 Ekim'e kadar şeyde, evet, Mescid-i başkan, Aksa'da komutanım geldi görüntü. Şimdi işte bakın, bu RPG-7. Ben evet, şeyde bakalım. Şimdi yani geliyor bakın. Bakın görüyorsunuz. Şimdi burada durduralım. Durduralım böyle kalsın. Durduralım. Şimdi bak. Bu tank ateşi aldı. Herhalde hareket halinde olduğu için siz daha iyi biliyorsunuz askeri terimleri. Biraz geriye gitti attığı füze, öyle değil mi? Yanılıyor yani muyum? Şimdi bakın hiç de gitmedi. Ama burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bakın burada çukur imla haklı. Bu RPG-7 dediğimiz silah da RPG-7 Amerikalıların vermiş olduğu isimdir. Bunun ismi aslına bakarsanız Ruchnoy diye. Biliyorsunuz Amerika'da NATO standartlarında RPG-7 Rocket Propelled Grenade diye. İsmi şu. Tam ben Rusçasını söyleyeyim. Bu anti-tank bombası atıcısı olarak evet, yapıyor. Anti-tankları yapıyor. Ama bunun bir özelliği var. Ucunda bir tapa var. Bakın şöyle bir tapa var. Şöyle göstereyim seyircilere. O tapa çıkıyor. Bunu eğer iyi atamazsanız, bu tapa eğer değmezse diyene, bu hiçbir şey yapmaz. Yani harekete geçmez. Yani bunu işte tank avcıları bir numara yetişmişler ve bu 52 yıldır savaş alanında bulunan bir silahtan bahsediyoruz. Evet, RPG-7. Bunun arkasında 15 metre ölücü. Evet. Ama bakın hareket ederken atıyor. Yani bir insan atıyor bunu. Görüyorsunuz. Evet. Roket biliyorsunuz nişan alacaksınız. Nişan aldığınızda bir daha ona yapmıyorsunuz yani. Bir daha bir kere ve çukur imla haklıdır. Çok da kalmıştır. Bakın 52 senedir kullanılan bir silahtan bahsediyoruz. Bakın nasıl vuruyor. Evet. Şimdi nereyi vurduklarını görsünler. Burada tabii bir sivil ki var mı? Ama bakın sivil orada yok. Daha önce zaten. Yani askeri atıyor. Şöyle şu anlamda söylüyorum. Yani şu anlamda söylüyorum. Paşam burası çok önemli. Evet. Enkazı görüyorsunuz değil mi? Bu evet, enkazı
İzzettin El-Kassam. Yani arka tarafta Tugayları, sivilleri bu hale getiren insanların silah sistemini ateş ediyor. Tam da ağzınızdan bakıyor. Yani, işte yani sivilleri... bakın şu tespitiniz çok önemli. Ya sivilleri bu hale getiren, bakın bir tane oturacak yer kalmamış. Kalmamış, her tarafı bitirmiş. Bütün insanlar, eğer sayın yönetmenimize şunu söyleyelim. O insanları çadırların derme çatma çadırların içerisine gönderdiniz. Bir de toplu hedef yaptınız. Toplu hedefte dahiye doktrini dediğimiz bir doktrinle, evet, doktrin değildir aslında, öğretip. Çünkü doktrin, savaş doktrininde life cycle system dedikleri, yani ben Amerika'da bulundum, onun için söylüyorum. Evet, evet. Yani bunun şeyini biliyorum da onun için Covenant Staff College dediğimiz şeydi. Ne demektir bu? Doktrin dediğin zaman life cycle sistem, bir kere savaş kurallarına göre olması lazım. İkincisi ne olması lazım? Ona göre silah sistemi vesaire. Ama sen ne yapıyorsunuz? Soykırımı Lübnan'ın 2006 yılında yapmış olduğun Dahiya şeyine, şehrinden örnek alıyorsunuz, soykırımı doktrine ediyorsunuz. Efendim biz bu dahiye doktrinine göre yapıyoruz. Ne dahiye doktrinine? Sen soykırım yapıyorsun, adını bana şey yapıyorsun. Adını da nereden alıyorsun? Hiç kimse dahi, şimdi bazı yerlerde okuyorum, dahi ile alakası yok. Çünkü adam Lübnan'a gitmemiş ki, elini sürmemiş yani. Elini sürmediği yer, evet, senin değil. Ondan sonra o dahiye dediğin bir kent vardı. Bir küçük bir nahiye vardı. Onu yerle bir ettiler. Evet. Yerle bir ediyorlar işte. Görüyor musun? Evet. Yönetmenim, başka böyle görüntüler varsa paşamı da bulmuşken bunların üzerinde analiz edelim varsa. Yani bunun 200 metre tesirli menzili var ama burada ne kadar yetişmiş bir tank avcısını görüyorsunuz. Biz bunlara tank avcısı deriz. Bir de bu eğitime tank avcılığı eğitimi deriz. Yani nasıl korkusuz bir insanın buraya çıkması, yani düşünebiliyor musunuz? Bu namlu bir dönse... Ya da üstündeki, tabii, bakın tabii. Bir de çok ilginç bir şey var. Ben zırhlı birliklere gösteri tatbikat tabur komutanlığı yaptım. Yani o kadar korkuyorlar ki, bakın her tarafını kısına kapatmışlar gidiyor. Yok. Aslında bizim askerimiz üste çıkar. Bunun komutanı, tank komutanı üste çıkıp gözetlemesi lazım. Nasıl böyle kendilerini iyice şeyin içerisine koymuşlar. Ama bu RPG değil, çok kötüdür. Yani orayı ısıtır ve içerisindeki şeyler misket bombası haline gelir. Yani ne yapıyor? Zırhı küçük mermicik haline getiriyor. İçeridekilerin yaşaması mümkün değil. Dikkat ederseniz efendim hemen olduğu yerde kalıyor. Şarapnel parçalar halinde içeridekilerin metallerle dağılıyor. Yani birçok pusular var. İlginç pusuları da sevgili izleyicilerimize paylaşalım. Bugün çok önemli bir pusular da yapıldı. Bir yarbay, yani özel kuvvetler komutanlığı dediğimiz İsrail'in, yani bugün gene yapıldı ama dünkü olayı ifade etmek istiyorum. 4000 başı efendim bir teğmen, 10 tane askerin bir pusu, yani pusular birbirini takip ediyor şekilde. Yani bakın sadece ve sadece hala daha biliyorsunuz bunlar tabii ki neyi dedik ya, ikinci katmandaki, evet, bulunan tünelleri kullanarak bu işleri yapıyorlar. Paşam bakın nereden vuruyor, bakın. Evet. Bir daha bir böyle kapak olsun bu vurduğu, bakın sivil, evet, vurmuyor, direkt tankı vuruyor. Yalnız İsrail, işgalci İsrail nereye vuruyor? Okulları vurduğunu gösteriyor. İşte dahiye doktrini dediğim bu doktrini o. Evet. İnsanları bir daha göremeyecek duruma getirip orayı efendim, işte bu biraz sonra herhalde konuşuruz. Bence Biden'ın Netanyahu'nun... Bak arkadan nasıl vuruyor şeyi. Evet. Yani bu aradan... Bu şey bombası, yani tüfek bombası, tüfekten atılandır. Bunlar bak bu şimdi RPG-7 biraz evvel gördüğümüz. Hı-hı. Yani RPG-7 NATO terimi olduğu için ifade etmek istiyorum. Bunun asıl ismi anti-tank bombası atıcısı. Öyle, evet, geçiyor. Ruchnoy dediğimiz bir olgu. Peki paşam, vurduktan sonra, RPG-7 attıktan sonra, vurduktan sonra bir alev alıyor. O alev neyin alevi? Yani şimdi bakın, patlıyor orada? Şöyle... Mühimmatı mı patlıyor?
Yani motoru mu patlıyor, şimdi, akaryakıt neyi patlıyor? Şöyle bakın, şöyle mermi vurduğu yerde şöyle yapar. Şurada iki tane şerare çıkartır. Hı hı. Yani biz buna çukur imla aklı diyoruz. Yani bu 90 derecenin orta yeri, hani şeyi yaparız ya, kaynak yaparız ya, evet, kaynakçılar. Evet, o evet. Kaynakçı gibi birden alev alması, o vurduğu zaman çukur imla hakkının efendim o şeyde zırhta bırakmış olduğu şey. İşte bu. Bakın. Ve nasıl yanıyor? Bakın yani evet. Tankın her tarafı yanıyor. Evet. Yani farklı şeylerde mühimmat mı imha ediyor? Çukur imla haklı mühimmat evet. Bu. Çukur imla haklı mühimmat. RPG-7'nin mühimmatı şimdi böyledir. Şuraya dikkat edin komutanım. Evet, bakın. Evet. Ayrıyeten tamam. Bir daha patlaması var. Yani şimdi bakın demin söyledim ya, onun kapağı var. Tapası deriz evet. Biz. O tapası içeriye koymadan önce bu 4-5 kilogram ağırlığındadır. Değişik şekilde atacağın şeyleri vardır. Hı-hı. Yani hedefte patlama sistematiği böyle. Bunu çıkarttıktan sonra bu gider vurur. Eğer sen o tapayı çıkartmazsan o kadar eğitimli olacaksın ki, çünkü heyecanlanabilirsin. Bunu atıp bunun üzerine koyup ve de ateş etmek. Hızlı yapmanız lazım. Müthiş mükemmel bir eğitim eğitimden şey. Geçmesi lazımmış. Müthiş bir hızlı eğitim. Olması lazım. İşte onun için tank seri avcısı diyorum. Lazım. Tank avcıları bunlar. Yani tank avcıları olmasının sebebi bu. Yani bakın ve de yani savaş içerisinde halkı bilgilendirmek bakımından bu bir propaganda değil. Propaganda değil. Yani biz yalnız dahi kalsak bu işi yapacağımızın ortası. Ama benim şahsi kanaatim Amerika Birleşik Devletleri bir yol ayrımına geldi. Yani bunu İngiltere'nin aldığı karara bakar mısınız? Yani evet, İngiltere öyle hemen hemen herkes alıyor. Joe Biden Netanyahu'nun fişini çekti diye kabul etmemiz lazım. Yani bana kalırsa Netanyahu'dan kurtulmak istiyor. Yani gerçek olarak niye Amerika Birleşik Devletleri iki yerde korkusu var. İki tane savaşı yöneteceklerini ifade etti. Herhalde biraz sonra söyleriz. Bir Ukrayna Savaşı, ikincisi ise burada yani Hamas'ın yapmış olduğu gibi, hani Hamas-İsrail Savaşı'nda ben ısrarla öyle söylüyorum, Filistin değil. Biliyorsunuz Batı Şeria'da bugün artık Hamas'ın sesi ortaya çıktı. Yani Hamas gerçek anlamda 2006'da kazanmış olduğu seçimin efendim Filistin devleti içerisinde egemen olmasını görüyor. Yani bunun arkasında işte Batı Şeria'da siz haberleri verirken çok da güzel bir şekilde izah edildi ve de ifade edildi. Yani hakikaten bugün artık 87 yaşında bulunan herkese evet beyim ve de çok da Araplarda da vardır, bu bizde de vardır ama ben onu söyleyeyim. Efendim dudak öpmekle dudak aşınmaz derler. Yani el öpmekle dudak aşınmaz. Evet. Yani yalakalığın bir başka şekilde ifadesi. İşte hala savaş olduğunu ifade edemeyen 87 yaşında bir ne oldu? Celal Talabani böyle değil miydi? Böyleydi. Evet. Bitkisel hayata geçti. O akıllı bir karısı vardı. Ben Celal Talabani'nin Talabani olduğu zaman ben askeri ateşçilik yapıyordum. Ben kendisiyle tanıştım. Çok akıllı bir adam. Bir kere avukattı yani, onu da söyleyeyim. Evet. Hukukçuydu. İyi hukuku biliyordu. İrani tarafı çok önemliydi. Fakat şimdiki ondan sonra gelen çocukları maalesef Irak'taki durumu Amerikancı tavırıyla beraber Suriye PKK'sı ile beraber aynı minval üzerine girdiler ki benim şahsi kanaatim Irak, Kürdistan bölgesinde ikiye ayrılma durumu var. Yani bu önemli. Tabii ki siyasetin değişmesi açısından da şey yapmamız lazım. Burası da çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Şimdi İsrail, sadece İsrail'den korkmuyor Amerika. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'de biliyorsunuz, İsrail'in silahlı kuvvetlerinin, savunma kuvvetleri diyorlar ama silahlı kuvvetlerin işte soykırım kuvvetleri diye ifade etmek lazım. Başka yerlerde biliyorsunuz çok da değişik şekilde kanun. Yani biz şimdi burada soykırım diyoruz ya, adam ülkeye almıyor sizi. Evet. Yani öyle yasalar da çıkartıyor. Hayır, sen soykırım. Bunun içerisinde hiçbir evet. Şekilde Almanya'nın durumunu herkesin gözünün önünde ortaya koymamız komutanım, lazım. Bakın drone'u bakın. Drone'u evet. Uçuruyorlar güya bakın. Evet. Şimdi bakın. Sadece tank değil bakın olay. Evet. Yani o kadar eğitimliler ki. Şimdi evet. Hep onu söylüyorduk. Geliyor. Geliyor RPG-7. Bakın oradan. Bakın onu gördü.
Şimdi bakın. Nasıl bir avcılık bu ya? Evet. Bir de keskin nişancı avcıları var. Bilmiyorum görecek misiniz yani. Şimdi binanın içerisinde keskin nişancıları efendim doğrudan doğruya sivil halka ateş eden kişileri onları, şey yapan tarafından, onları ortadan kaldıran onları da bakın. Var, evet. Görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Evet. Hadi yani, bakalım sivil vuruyor diyenlere gelsin bu görüntü. Kapak yani, niyetinde. Kapak mahiyetinde. Nereye vuruyor? Peki İsrail'in var mı görüntü? Tekrarlıyorum ya. Böyle bir tane İsrail'in şöyle bir görüntüsü var mı? Gördünüz mü? Yayınladığı. Ama şimdi düşünebiliyorsunuz o belirli kanalında. Yani ismi de söylemekte imtina etmeyelim. Fatih Altaylı Efendi. Ama sivili vurdu diyor. Bunu seyret ya. Al hani nerede sivili vurdu? Hani vurdu? Fatih Altaylı Efendi buyur bakalım. Bak nasıl gidiyor görüyor musun? Bak bak. Ya adam bakın tepeden vurarak düşünebiliyor musunuz? Yani bu ne kadar eğitimli oldukların biraz evvel sizin çok güzel bir şekilde bunlar hacker vesaire değil. Bunlar gerçekten her bir İHA'nın başını İHA'ları yöneten mühendis kafalarındaki insanlar keskin, ancak. Keskin avcı bakın arka bak, tarafta keskin evet, avcıyı vuruyor burada bakın. Şurada keskin bak, nişancıyı gizleme vuruyor. Yapılmış gizleme evet, yapıldığı keskin yerde. Keskin vuruyor buradan vurdu bakın gördünüz evet, mü? Buradan vurdu. Bakın tüfek de atıyor. Bir de bakın evet yarıyor. Bakın. Hani şimdi bazı kanallarda dizi yapıyorum işte efendim Hamas da diyor şey kullanıyor beyaz fosfor yahu kardeşim lan çok yangın çıkartıyor falan diyorsunuz ya hı hı. Ya beyaz fosfor falan değil bunlar. Bir dakika, yani bir dakika. Diyelim beyaz fosfor kullanıyor diyelim. Evet. Nerede patladı? Yani, bir sivilin içerisindeki bir evde patladı. Diyelim kullandı. Yani, kullanmıyor da diyelim kullandı. Nerede patladı? Direkt tankta patladı. Yani bakın şunu söylememiz lazım. Yani Hamas siz, dediğimiz gibi Cenevre savaş hukukunun ona göre muharebesini icra ediyor. Hiçbir şekilde yani suçlayacak herhangi bir şey bulamıyorsunuz. Yani bugün tabii ki kendi halkına yapmış olduğu eziyetlerle Beşar Esad'a bir sürü kimyasal silah kullandı. Zannediyorum 76 tane dışları ve de hatırlayacaksınız Fransa yasa yani tutuklanmasıyla ilgili çıkardı. Siz hala şey yapamadık yani mesela Putin'e bile çıkardılar. Diyorsun Ermenistan bile çıkardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Lahey Adalet Divanı'nda tutuklanmasıyla ilgili ama bu Netanyahu için mutlaka çıkartılması lazım. Türkiye neler yapabilir biraz sonra söyleyebiliriz ama bu çok önemli. Evet. Yani üzerinde vurgulamanız bakımından da çok önemli. Demek ki Hamas'ın neden asker diyoruz biz? Çünkü savaş hukukuna göre. Cenevre savaş hukukuna. Savaş hukukuna yapıyor. Cenevre'yi de biz oluşturmadık bu arada. Yani biz tabii değil. Onlar oluşturdular. Yani Kuzey Kore'nin Dışişleri Bakanı yani bu çıkartıldığı zaman 1949 yıldır biliyorsunuz 1950 başladığı zaman Kuzey Kore savaşa başladı. Bizim Kore Savaşı dediğimiz ve çıktı dedi ki Dışişleri Bakanı o zamanki bütün 50 senesinde biz dedi Cenevre Sözleşmesi'ne bağlıyız. 49 Cenevre Sözleşmesi'ne savaş hukukunun dışında hiçbir şey yapmayacağız dedi. Bana lütfen vicdanını herkes eline koysun. Ya burada ne savaş hukuku kaldı ya? İşte diyorum ya. Ya Dahiye doktrini diye bir doktrini ortaya koydular. İnsanların bir daha çıkamayacaklar. Keskin nişancıyı buradan vuruyor bak. Evet. Yani sizin mesela dedikleriniz ne kadar güzel çıkıyor değil mi? Sizin yani 4 yıl önce, 5 yıl önce söylemiş olduğunuz yani o doktriner yapı yani bunları insanlara yaptırıyorlar. Ki yani siz farklı bir konumda koymuşsunuz 5 sene önce. Çok da güzel evet, yapmışsınız onu. Onu da şey yaptım ama yani bunun yani şurada insanlar yaşıyordu. Ya yani şurada insanların yaşayacak bir yeri kaldı mı? Paşam şimdi olayı farklı bir yere alayım. Aklıma bir şey geldi. Hani evet, biz diyoruz ya sizin küresel aklımızı kullanalım diye. Evet. Şimdi burada görüntüleri izledik hep birlikte. Evet. Hani bir başkan vardı. Bir ülkenin başkanıydı. O ülkeyi de hatırlayamıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı mıydı? Joe Biden mıydı? Biz dedi ki efendim dünyanın gelmiş geçmiş en süper gücüyüz demişti. O başkan mıydı siz? O öyle miydi? Yani süper güç diyen hepsi. Görmüş, gelmiş, geçirmiş, geçirmiş en büyük gücüz dedi ya. Evet. Biden dedi galiba değil mi? Başlangıçta. Niye bunu böyle söylüyor? O kadar küçümsüyorum ki artık neden? Evet. Burada yardakçı olarak bunlara yardım edenler gördüler papucun pahalı evet, olduğunu. Şimdi
Zelenski gidiyor kafasını oradan oraya vuruyor. Bize para verin diyor. Biz iki tarafta da iki yeri finanse ediyoruz diyordu Biden o konuşmasında. Zelenski alamayınca bir çekimser mi kaldı? Ne oldu? Yani şimdi bakın, Zelenski üçüncü defa Amerika'ya gitti. Çok ilginç. Evet. Güzel bir noktaya getirdiniz. Hakikaten bence bir kere Zelenski şunu vurgulamaya çalışıyor. Diyor ki ya esas savaş biz 22 aydır biz duruyoruz. Değil mi efendim? 37.2 milyonluk bir nüfus kalmış. Bugün Amerikan kayıtları 70 bin ölüden, ama sonradan bütün İngiliz kayıtlarına bakıyorsunuz. Yani şu ana kadar efendim Ukrayna'nın vermiş olduğu zayiat 500 bin kişi. Yani 500 bin. Zayiat derken şunu söylüyorum. Yani şu anda isterseniz Kiev resimlerini gösterin. Evet. Yani o soğuğun -20-25 derecede olan suyu şey yapar. Varsa hastalık. Kiev görüntüleri varsa. Kiev görüntüleri varsa gösterelim. O bir de bir nasıl? Kıbrıs haritasına ihtiyacımız var. Birazdan. Evet evet, biraz sonra onu da söyleyelim. Şimdi bakın, öyle olmasına rağmen çok güzel şeyler oluyor. Bakın Rusya ile biliyorsunuz Akkuyu nükleer santralının ilk reaktörünün çalışmasına izin verildi. Evet, başladı. Demek ki sistem devam ediyor. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri belki dünyanın en makro silahlı kuvveti, ama iki numarası Rusya olduğunu kabul edelim. Yani bu arada Türkiye ile olan bağlantıları açısından söylüyorum. Niye biliyor musunuz? Güzel bir şekilde söyledi. Eğer bir savaşı sürdürme kabiliyeti olmayan devletler, her yerden böyle şey çıktı, ne yaparlar? Ani insanların soykırım mertebesindeki onları yapar. Özür diliyorum. Kiev haritası var mı şu anda? Soğuk olan evet. Görüntü, o görüntüler. Soğuk yani şey, resimler, hali, resimler. Yani oradaki resimler varsa. Resimler varsa onu söylemeye çalışıyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, müsaade ederseniz şunu yapıyorum. Sanki Ukrayna ordusunun komutasına el koyacakmış gibi gözüküyor. Bunu da kim üzerinden yapıyor? Genelkurmay Başkanı üzerinden yapıyor. Bakın İsrail'e ne yaptı? Bir askeri temsilcilik açtı. Felluce kasabını ne yaptı? Getirdi başına. John Glenn dediğimiz adamı getirdi. Evet. Oraya koydu. Aynı onun gibi yine bugün görüşülen bir kor general Antonio Augusto diye junior'u da var. Yani junior. Bir kor generali bu işle görevlendireyim. Ve bir başkası da, yani bugün Zelenski'nin hem böyle tamamıyla bir duvarla karşılaşması, çok önemsiyorum ben bunu. Ve de üçüncü defa gitti, büyük şok yaşadı. Yani büyük şok yaşadı. Hani alkışlarla kazanarak arkasından para verdiklerini falan. Ve kendisi ne dedi? Yalnız kalsak da biz savaşmaya devam edeceğiz dedi. Bir cumhurbaşkanı, seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Hani eskiden efendim orta oyun sanatçısı dediğimiz gibi bir sanatçı, ama o kısma gitmiyorum. Ve Biden sizin söylediğiniz gibi kolaycılığı seçiyor. Ne yaptı? Dedi ki ya biz size veriyoruz, vermek istiyoruz kongrede. Ama bu cumhuriyetçiler var ya karşılarında, yani Trump'ın şu anda aday olarak olacağı, onlar vermiyor. Onlar şimdi kalkıyor diyor ki Amerika Birleşik Devletleri. İsrail'e nasıl verdi? Yani İsrail'e de şimdi biraz soru soruyor. Ya diyor ki biz diyor 111 milyar dolar verdik diyor. Bak şey, 111 milyar dolar. Artık neyimizi vereceğiz? 76 milyar dolar da şeye verdiler. Yani 34-14'ünü verdiler, 55 milyar daha istiyorlar. Efendim bu, yani diyor ki neyi vereceğiz yani? Biz Meksika sınırında hiçbir tedbir alamadık. Kendi ana vatanımızda efendim mülteci akınları bizim ülkemize doğru gidiyor. Bununla ilgili Biden zamanında işte bir Trump zamanında. Değil mi efendim? Trump zamanında düzeltiyorum. Efendim bir duvar yapacaktınız. Bakın sayın izleyiciler, şunu Türkiye İran sınırı da dahil olmak üzere duvarını yaptı. Evet evet, çok büyük başarı. Yani bunu gidip görsünler yani. Sen de son teknolojiyle. Son teknolojiyle, yani bütün her şeyle gidip, yani eskisi gibi hudutta bizim asker bekliyor, hudut nöbeti bekliyor, bilmem değil. Yani ben gidiyorum. Otomatik silahlarla. Evet yani. Şimdi makro seviyede baktığınız zaman yani sadece yani oranın geçişine mani olacak tarzda
her türlü şeyi yaptı. Ya gidin, o metrelerce değil, kilometrelerce, yani Suriye ve Irak sınırını ve İran'a döndüler. İran'ın çok az bir yeri kaldı. Ben en son öyle gittiğimde görüyorum, yani her seferinde yani iftihar ediyorum. Yani ve de Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel bir şekilde söylüyor. Diyor ki Avrupa Birliği'nin sınırı Suriye sınırından geçer diyor. Çünkü bu şekilde korunan bir sınırı yok. Hiç kimseden para almadan biz kendimiz yaptık. Yani Avrupa Birliği'nden aldığımız para, efendim bizdeki mültecilere vermiş olduğumuz işte bir takım zaten para ve para. Yani ona dağıtıyoruz, yani onu da zaten hastane bile. Bugün işte milyon ameliyat yapılmış, bilmem neler yapılmış, hepsini bugün Sağlık Bakanımız gayet güzel bir şekilde açıklıyor. Yani Suriyelilere vermiş olduğumuz hizmet. Şeyi söylememiz lazım burada. Şimdi kongreyi ikna edemeyen bir Zelenski var. Hatırlar mısınız nasıl alkışlıyorlardı? Evet, Rusya'nın kontrolü. Bu şey, Kırım vesaireyi koymuşlar. Yani bunlar tabii hepsi bitti tabii. O ilk başlangıçta koyduğumuz şeylerdi. Bir kere şunu söyleyelim. Çok daha ileri geçti. Donetsk ve Luhansk bölgeleri, yani Donbas bölgesi. Komutanım, burada merak ettiğim şu ama benim. Büyük ölçüde ele geçirildi. Yani bunlara Novorossiya deniyor. Bakın şurası. Tam olarak Donetsk'in yeri değil, şu ileriden geçiyor. Burası birleştiği, şöyle birleşti. Şimdi buraya baktığımız zaman burada Novorossiya, Rossiya evet. Demek ne demek? Yeni Rusya. Yeni Rusya gerçekten efendim yerine oturdu. Yani Putin yapması gereken, bütün Batı neye şey yapmıştı? Bir karşı taarruz yaptı Ukrayna, fakat başarısız oldu. Bu konuda söylememiz lazım. Yani evet, başarısız oldu. Yani bir kere zaten şunu ifade etmek istiyorum. Yani dımdızlak, tam halkın tabiriyle söylüyorum, ortada kalan bir Zelenski var. Şimdi tam da Zelenski bahsi açılmışken, Zelenski biliyorsunuz bir orta oyuncusuydu. Evet. Zelenski'ye biçilen rol bitti mi? Kullan at politikası mı işliyor tabii, burada Zelenski'yle? Tabii. Çünkü para vermiyorlar. O da Yahudi biliyorsunuz. Tam da öyle, yani bir yere bastınız ki ayağınızı. Yani, evet. Şimdi Yahudi bunlar, iki Slav halk çarpışıyor. Yani enteresan bir durum yok mu size, portre yok mu? Tabii. Bakın çok ilginç. Biliyorsunuz 153 ülke yani acilen yardım için toplandı. Gene aynı şekilde yapıldı. Yani Mikronezya dediğin ülke ne ki, yani ülke dediğin 18 bin kişi yok. Futbol topu veriyorsun, adam sana oy veriyor. Evet. Yani futbol topuna oy veriyor. Mikronezya arkasındaymış. Ya kaç kişi olduğunu biliyor musunuz? Yani o Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in arkasındaki olan 10 tane ülkeye bakın. Bir harita vardı çok güzel, bütün dünyayı gösteren bir yeşil harita vardı. Oylamayı gösterelim onu, müsaade ederseniz. Bizim bir yeşil haritamız var. Yeşil yani, haritamız hani, olacak. Onu gösterirsek. Gece ajans klasörünü size attığımız. Bakın burada değil. Evet. Şimdi gelecek ben paşam. Geliyor hemen paşam. Yani, paşam, Zelenski o zaman bitirildi. Şu anda evet, Putin'in yani önüne bir kutlu olarak konuldu mu? Hatta şöyle bir şey dememiz lazım. Zelenski Putin'in kucağına itti demek. Tam onu soruyorum. Tam onu. Onu sormaya çalışıyordunuz, ben onu söyleyeyim. Evet. Putin'in kucağına itti. İşte bu harita. Evet. Bakın sevgili izleyiciler, görüyorsunuz burada hayır diyen yerlerin ne kadar küçük olduğunu ifade etmek için söylemeye çalışıyorum. Şimdi şurası Papua Yeni Gine. Şunlar böyle. Ufacık yer, mikro. Evet. Yani görüyorsunuz şu kırmızı ve bütün dünyanın, özellikle Avrupa Birliği'nin içerisindeki, hani şurada hangi ülke burası? Avusturya. Maalesef yani Avusturya Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında durdu. Yani İsrail'le beraber Avusturya'nın işte burada ben de hayret ve ibretle bakıyorum. Yani onu söylüyorum. Eski imparatorluk bakiyesi olan Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun durumuna bakın. Avusturya, Çekya var. Çekoslovakya'ydı biliyorsunuz, evet. Ayrılması. Bunlar Guatemala, Liberia, işte görüyorsunuz Guatemala, Liberia, Guatemala şurada. Yani bu kırmızıları görüyorsunuz. Yani şu haritaya baktığınız zaman
Efendim 153 tane ülkeye yükseltmiş. Tabii bu 153 ülkeye çıkartılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük gayretleri çok var. Çok önemli. Diplomasisi orada yani ilmi siyasette diplomasi yani, çok önemliydi. Bunu açık yeşil olarak görüyorsunuz ama bunu açıkça söyleyeyim. Yani burada Paraguay, Papua Yeni Gine. Şöyle bir daha söyleyelim mi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Hocam hiç gelmeyin. Evet. Komutanım hiç gelmeyin. Orada durun siz peki. Bence. Çünkü özellikle diğer haritalarda alacağım. Özellikle sizin bilgi ve birikiminizi evet. aktarmaya çalışacağız kamuoyuna, izleyicilerimize. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze Ateşkes 10 oylaması yapıldı. Evet. Sadece 10 tane hayır var komutanımın söylediği. Evet. 23 çekimser var. Bunların içerisinde Ukrayna var para vermediler. Çekimser diye. Var. Bakın burada Ukrayna'nın bulması hakikaten ya şimdi Ukrayna şöyle Zelenski oturup şey yani durumun ne? Senin durumun aynen kime benziyor? Hamas'ın durumuna benziyor. Yani Hamas'la mevcut olarak sana bir işgalci güç, bütün dünyaya çıkıyorsun, evet. işgalci güç bastırıyor. Sen de ülkenin topraklarını savunuyorsun, öyle değil mi? Evet. Sen ülkenin topraklarını savunuyorsun, hemen para bulmak ya da bir başka şey için aslında buraya geçecekti ama ya ayıp dedi ya ben nasıl geçeceğim buraya? Buraya geçmek mümkün değil. Yani düşünebiliyor musunuz? İşgal edilmiş bir toprakları olan bir ülke şu oylamada acil yardım oylaması. Bakın burada sevgili izleyicilerim buraya silah yardımı falan değil. Ne bu? Narkoz. Efendim işte petrol. Yiyecek hiç gitmeyen şeyler. Oradaki insani yardım boyutuna bile çekimser kalıyorsun. Ya biz şimdi ne diyelim biz şimdi yani şey. Paşam öyle çerçeveyi çizdiniz. Çok güzel bir bakış açısı yakaladınız. Yani şimdi aynı pozisyonda değil mi? Yani aynı evet. pozisyonda. Yani sen Hamas'la aynı pozisyondasın. Nasıl böyle bir şey de ortaya çıkartamıyorsun? Yani bütün insanların yani senin yerin doğrudan doğruya burası olması lazım değil mi? Tabii 153 evetin içinde olması gerekiyor. 150, yani 150 toprağın işgali edilmiş. Ya buraya ülkelerin şey yapmışsın. Efendim şimdi gene Türkiye'deki tartışmalardan. Yani diyor ki peki o zaman biz Hamas'a Kuvayi Milliye mi diyeceğiz? Ben burada sizin şeyine evet Kuvayi Milliye. Kemmezsiniz. Kuvayi Milliye. Yani bugün işi... Şöyle söyleyelim. Filistin'in Kuvayi Milliyesi. Evet. Bu kadar yani. Bu kadar. Ne olmuş? Kuvayi Milliye'nin mantığı şudur zaten. Bir ülke işgal altında olunca buna iki türlü. Sen eğer şeyde olursan, kentte olursan, Yugoslavya'nın biliyorsunuz partizan teşkilatı, kentler boşluğu. Ötekisine ne diyoruz? Milis kuvvetleri milis diyoruz. Kuvvet, evet. Ya bu ülke işgal altında mı? Ve yani Filistin ülkesi buna karşı koyma refleksini harekete geçiren bir Hamas dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın üstüne basa basa vurguladığı gibi nedir? Ne diyor Cumhurbaşkanımız? Bu diyor ki yani tamamıyla mücahit bir teşkilat diyor değil mi? Biz Kıbrıs'ta da aynı şeyi söyledik. Mücahit teşkilatı kurduk. Ya bu kadar üzerine oturan başka ne diyeceğiz? Hadi ben tekrar televizyon kanalınıza oluyor. Cahide yücahide mücahadeten ne diyor? Din savaşı. Evet. Ya bu başka nasıl söyleyeceksin? Onun için Erbakan Hoca'ya ne diyordu? Gene mümtaz halkımız Mücahit Erbakan evet, diyor. Mücahit Erbakan. Tek başına bunun için söylüyordu Mücahit Erbakan. Allah rahmet eylesin. Evet. Yani şeyin meclis... Yönetmenim diğer resmi de alalım biz hemen ayaktayken paşam onları da değerlendirelim. Meclis çıkışı yani özellikle Fatih Erbakan'ın çıkışını da konuşmamız lazım. Son derece Türkiye'nin yapması gereken olguları birbiri peşi sıra özetledi. Hem de meclis kürsüsünden özetledi. Bence o Fatih Erbakan'ın efendim birbiri peşi sıra gelen şeyine itibar etmeliyiz. Evet. Paşam evet. Şu anda son durum bu şekilde. Son durum bu. Bakın görüyorsunuz. Şurada da bakın buraya özellikle koydum ben ki buradan da girilebiliyor. Orada bir kapı var. Bir kapı. İsrail'in kontrolünde o kapı. Bizim Refah sınır kapısı da var. O Ürdün'den gelen kapı değil mi hocam? Evet. Bu aşağıdaki Ürdün'den gelen kapı. Şimdi bu tabii pardon İsrail'in içinden gelen şurası. Tam doğru İsrail. Buradan İsrail'in içinden tamam. gelen. Tamam. Oldu. Yani ta aşağıda. Burası İsrail tabii. Şöyle İsrail mavi olarak.
Yani bunun altında dediğiniz gibi Ürdün var. Ürdün bir Filistin memleketi. Şimdi şöyle bakıyorsunuz. Yani bütün bu olaylar, bakın burayı da şöyle göstermemizin sebebi, kumsal kesimden ve nereden, bakın tankların dışarıda olduklarını, içeriye giremediklerini, girdikleri zaman başlarına nasıl bela geleceklerini görüyorlar. Hiçbir şekilde bu kırmızıyı işgal ettim değil. Geceliğin orada kaç kişi bırakıyorsun? Ona bir şey yapacaksın. Paşam, bugün gelen bilgilere göre, evet, bir yeni bilgi geldi bana şeyden. Diyor gece savaşlarında, evet, yani Kuvayi Milliye diyeyim ben. Filistin Kuvayi Milliyesi. Yani niye korkuyorsun Kuvayi Milliye? Ki gündüz, yani, biraz önce gündüzü gösterdik biz. Evet. Gündüz bunu yapan, gece ne yapmaz? Paşam, yani, siz tozunu attırdınız. Yani evet, yani şimdi tank avcılığında bir kere özellikle, sadece bakın RPG'ye değil, dikkat ederseniz iki kişi falan değil, tek kişi kullanıyorlar. Evet. İkincisi, 9-10 ve de onların RPG'ye değil de boşu boşuna atmıyorlar. Nedir? En önemli şey, silahı olması gereken yere atacaksın. Tanka atıyor, zırhlı muharebe aracına atıyor. Evet. Yani onları ZMA'lara atıyor. Onun dışında insanı atmıyorlar. Ama bunlar insan atıyorlar. Tank topuyla adam insanın yarısını biçiyor. Evet. Yani mi? Bugün gelen bilgiye göre son 72 saat içerisinde 179 tane tank vuruluyor. Yani 179. Çarpın şimdi bak. 10 kişi. Çok güzel. 4 kişi, yani 10 kişinin üzerinde piyadesi falan koruması lazım. Hadi yarısının öldüğünü. Hadi 5 kişi de. İçindeki, evet, tank de. Evet. Yani 179, 180, 4, yani şey yaptığınız zaman ne yapıyor? 750 yaptı zaten. 750 yaptı. 180, 700, 180, 4 kere 8, 32, 720 yapıyor. 720 tane bugün ölüm var. Evet. Yani bu şey. Ve hatta onları da şey diyor, yani şehit falan değil, bize vardır martyr dediğimiz olgu. Onlar diyorlar ki kill in action. Neymiş kill in action? Efendim, hareket esnasında ölü. Evet. Bir yani şey yok yani. Bir mezarlığın papazı, bir, evet, mezarlığın papazı diyor ki her gün 30 ila 35 tane asker geliyor, gömülüyor buraya diyor. Her, evet, her gün. Kaç tane mezarlık var diğer taraflarda? Şimdi aklıma geldi, çok da ilginç. Hani biz her şeye okey diyoruz ya, ok yazıyorlar bizim, evet, çocuklar. Evet. Ok bir İngiliz tabiridir. Nerede çıkmıştır? Çanakkale'de çıkmıştır. Amerikan İngilizcesinde ve İngiliz İngilizcesinde o dediğin sıfır. Şimdi kill in action deniyor ya, evet, kill in action. Şimdi o'yu sıfır olarak okuyor. O-K. Yani okay, benim o kill in action harekatta önemim yok. Başçavuş şöyle tekbir veriyor. Şimdi biz de onu kullanıyoruz. Oh. Okey, herkes okey, okey. Bende ölü yok. Ya ne kadar maşallah yani. Yani kullandığımız İngilizlere de dikkat edelim yani. Çok önemli. Dil çok yani önemli. Dil. Dilini kaybeden her şeyi. Okey diyorsun, bende ölü yok. Yani maşallah demek lazım. O kadar diyeceksen madem halas de. Arapça. Yani halas de, yani bir şey değil. Yani bir şeyim yok de ya. Ben işim, aynen, yolunda de. Paşam, diğerine devam edelim. Hayır, diğerine varsa bir şey yapayım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Geceliğin buraya girmiyorlar. Evet, bunu biraz sonra özellikle, tamam, Ankara'nın, bu, evet, buna mutlaka gelelim. Çünkü Ankara'nın özellikle bir uçak savaşı dediğimiz olgusu var. Ankara'da o rolünü çok güzel Tempest oynadığını. Tempest savaş uçağı. Yani bu Tempest uçaklarına karşı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin karanlık yüzü, değil mi efendim, savaş uçağı diplomasisini konuşmamız lazım. Evet. İsterseniz o yeri gelmişken söyleyeyim. Alalım Tempest savaş uçağını o zaman paşam. Evet, yani geldiyse, evet, bilmiyorum zaman dilimi de yavaş yavaş. 10 dakikamız var paşam, toparlarız. Toparlarız. Çok önemli mevzular. Şimdi bakın, Ankara'nın savaş uçağı diplomasisi çok önemli bir olgu. Çünkü biliyorsunuz uçak tedariki bir konsorsiyum içinde yapılır. Yani bu konuda benim hani daha önceki savunma sanayinde çalışmalarımla ifade etmek istiyorum. Tabii ki öyle girişi güzel Türkiye yapmıyor. Hep bunu sizle beraber söyledik. Ne dedik? Kavrama dayalı ihtiyaçlar sistemini ortaya koyuyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Efendim, bizim o ülkenin savaş konsepti budur. Efendim, uygulaması budur. Doktrinini şey yapıyorsun. Şimdi ben maalesef Almanya'nın Türkiye'ye karşı koymasını anlamakta güçlük çekiyorum. Bunu ben sadece anlamakta güçlük çekmiyorum.
Sayın Milli Savunma Bakanı'nı da aynı şekilde, ki çok kendisine takdirle aldığımız Milli Savunma Bakanı bütçe görüşmeleri esnasında çıktı kürsüye. Yani yener yutulur diye Almanya'yı bayağı ciddi bir şekilde yerden yere vurdu değil. Yani dedi ki biz bunu anlamayız. Hangi müttefiklik, hangi NATO'nun içerisinde biziz? Yani şimdi İngiltere bizle beraber savunma sanayine güzel bir şeyle girmişiz. Ama Almanya ayak sürüyor. Nedir? Bu Eurofighter meselesi. Müsaade ederseniz bu konuda da bir şeyler söyleyeyim. Şimdi Ankara'nın önüne Eurofighter gelmişti. Eurofighter'ın önemli özeli işte bu fourth generation dediğimiz 4. nesil, 5. nesil, 6. nesil. Bakın bu 6. nesil Tempest uçağı. Evet. İnşallah biz buna döneceğiz. Yani 5. nesil hangisi? Uçuracağımız MMU, Milli Muharebe Uçağı Kaan. Tamam, İnşallah yani. Bu sene göreceğiz hepini, göreceğiz ve ondan sonra gideceğiz. Şimdi tabii bizdeki maalesef Türkiye'yi yalnız bırakan Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'ı tekrar buraya koymamız lazım. Atina son olarak Rafael uçağı aldı. 24 tane yavaş yavaş peyderpey tamamlanıyor ve bu 2027 yılında da, yani bu 24'e tamamlanacak, 83 adet de F-16'sını modernize ediyor. Bak bize hala ses yok Biden efendiden. Hala bize ambargo uyguluyor. Bak hala yok. Yani ama bu tarihin her evresinde böyle olmuştur. Denge aramızda bir 7-10, yani 7 onlara 10 bize verilmesi gereken bir, ben ona diyorum ki kutsal sayı diyorum. 7-10. Evet. Yıllarca bu da devam etti ama maalesef terse çevirdi. Bu bize özgü değil. Birinci Dünya Savaşı'nda da aynı Amerika aynısını yaptı. Bakın İngiltere biliyorsunuz o zaman parasını verdiğimiz Sultan Osman dediğimiz, değil mi? Evet, çok önemli Sultan Osman ve Sultan Reşat, Reşadiye ve Osmaniye diye isimler. İki tane gemimizin üzerine yattı mı? Yattı. Evet. Kaldı. Amerika bununla da kalmadı. Kalktı o zaman Dreadnought Savaşı dediğimiz. Bakın Birinci Dünya Savaşı Haziran 1914'te. Ne yaptı biliyor musunuz? Kongreden hayır çıkar diye bir Yunanlı Amerikan vatandaşının üzerine iki tane Dreadnought verdi. Dreadnought nedir o? Büyük destroyerler var ya. Evet, evet. Bizim eski dille fırkata iniyor. Ben bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde gittim, çalıştım. Birçok yerde de bunun şeyini yaptım. Ve bunun üzerine vardı. Yeter ki Türkiye'ye karşı kullanalım. Bakın iki tane. Bu geminin bir tanesi Mississippi, bir tanesi Idaho. Evet. Sonra bunların ismini Kılkış diye Yunan yaptı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Atina son 20 adette F-35 siparişi verdi. Şimdi diyorlar ki ya ne yapacağız diye, çok vermezlerse biz böyle gideriz. Olur mu? Olmaz. Yapamazsın. Bu kadar var şimdi. Adam almış 24 tane Rafael uçağı. 2020'de F-16'nın da modernizasyonunu yapıyor. Bizim modernizasyonu ne yapacak? Türkiye'yi zayıfa çıkartıyor. Evet, evet. Biliyorsunuz F-16 da biliyorsunuz 16 Temmuz'da 2016 tarihinde bütün o pilotları zaten içinde girmiş silahlı kuvvetlerimizin, hava kuvvetlerini tamamıyla şey hale getirdi. Yani bir sürü pilot işte kaçtılar. Hatta gelmeyerek kaçtılar yani. Yurt dışına kaçtılar. Evet, FETÖ içerisinde maalesef kendi vatandaşını bombalayan bir içimizdeki İrlandalı değil bunlar. İçimizdeki hainler. Hain de diyemezsiniz. Yani bunlar hain olması değil, sizden olması lazım. Sizden yani bizde değil. Değil tabii ki. Evet doğru. Doğru yani. Onu şey yapıyoruz. Şimdi tedarikte iki tane unsur var. Yani yeri gelmişken söylüyorum. Bir akıllı tedarik var. Türkiye bunu yapıyor. İkincisi çok önemli, lisans adı altında üretim yapıyor. Yani akıllı tedariği yapıyor ama Türkiye diyor ki ya kardeşim ben onu bunu bilmem. Bu silah ya da araç sistemi ya da gereç sistemi ben bunu Türkiye'de üretmem lazım. Ortak konsorsiyum halinde üretelim. Ortak yapalım. Yani buna biz diyoruz ki lisans adı altında üretim diyoruz. Evet.
Bunun için çok da önemli, biraz evvel söylediğim gibi, yani bizim ülkemizin savaş konsepti bu, uygulamamız bu, alandan gelen ihtiyaçları, onun için ben söylüyorum. Yani bunun kitabını yazmış bir kişi olarak evet, söylüyorum. Evet, evet paşa. Ve bunu bütün şeylerde, savaş şeylerinde, çünkü karar alıcılara ifade ettiğim bir şeydir. Unutuldu, 5.0 diye bir talimname yazdım. Şimdi bunu baktığınız zaman efendim, iyi ki biliyorsunuz Türkiye'nin bunları için ne yaptılar Türkiye'ye? Efendim 1964 yılında Johnson mektubu. Ama bu Cengiz Topel'i unutmayın. Bakın çok evet, yerde evet. Cengiz Topel camii vardır. Okulları vardır. 1900 okulları vardır. Nedir? O pilot kardeşimizi düşürdüler, teslim oldu. Ama aklınıza gelecek her türlü işkenceyi yaptılar. Her türlü, burada anlatmam. İkincisi çok önemli. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi haşhaş ekimini yasaklayarak bizi 1975-78'de ambargoya bıraktılar. Bakın bunları hatırlamamız lazım. Niye öyle söylüyorum? Çok da önemli. 45 sene önce biz gene bu böyle bir üçü. İyi ki bizi ambargoya koydular. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Baba, Kara Hava Deniz Kuvvetleri ve kendimize geldik. İşte onlar sayesinde bu hale geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Peki bir uçağı almak meselesi şöyledir. Uçağı aldığınız zaman bunu 30 yıl hizmette tutacaksınız. İşte buna gene yabancı ifade edeceğim ama life cycle system dediğimiz, yani ömür devri sistemi içerisinde bu geçerlidir. Bu çok önemlidir ama şunu söylememiz lazım. Yani şimdi şunu yapamayız biz. Ya vazgeç kardeşim ya, ne olacak? Yani F-16, F-35 eğitmişsiniz. İki tane var bizde biliyorsunuz, evet. Eğittik. Ertesi günü sen Su-57 ile uç, efendim J-20 savaş uçağıyla uçuramazsınız. Biz önce bu iş için pilotları eğitiriz. Yani daha araç gelmeden pilotları gideriz, yerinde eğitirirler. Ve bizim de öyle olmuştur. Evet. Birçok gemimizi vermemişlerdir bu şekilde, gitmişizdir. Amerika kafası öyle esiyor. Evet. Allah'tan bu sanayiye doğru gitmiştir. Paşam toparlayalım, zamanımız geliyor. Yani şunu söylememiz lazım. Ankara'nın savaş uçağı diplomasisi, zannediyorum biraz evvel gösterdik. İşte Eurofighter'dan daha da ötesini bir teklif ediyoruz. Eurofighter'ın 4,5 nesil değil 6. nesilde Tempest'e mutlaka girmemiz gerektiğini ifade ediyorum. Bunlar biliyorsunuz İtalya, Almanya, bunları hep ifade ediyoruz. Yani Fransa'nın içerisinde olduğu bu Eurofighter ailesinin yepyeni 6. nesil uçağı. Yani bu ömür devri sistemidir. Bu devran dönüyor. Evet, dönüyor. Evet paşam. Ağzınıza, yüreğinize, dilinize sağlık paşam. Efendim. Ne zaman bize ambargo uyguladılarsa paşam, biz hep ilerlemişiz, kazanmışız. Kazandık, hep kazandık. Bunda da bir hayır var bence. Bence de. Aha, bence de. Tempesti yapıyoruz. Tabii. İnşallah bunu tempeste göreceğiz. Efendim, dosta güven olacağız. Düşmanın kalbine, yüreğine de korku salacağız. Çünkü Asım'ın nesli derin uykusundan uyandı. Sizin gibi ki alim, bilge, bilim adamlarımız var. Estağfurullah efendim. Efendim, bizim bilgi birikimlerimizi aktarıyoruz. Delikanlı mühendislerimiz var. O kanları yapan, tempestleri yapan. Sevgili izleyiciler, bugünlük de Gece Ajansı'ndan bizden bu kadar. Kıymetli Profesör Doktor Esat Arslan'a, emekli Tuğgeneral Profesör Doktor Esat Arslan'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yine en büyük teşekkürü size ediyoruz. Görünmeyen kahramanlarımızı unutur muyuz? Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Onlardan da Allah razı olsun efendim. Yine bugün Gece Ajansı'nda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı geceler.